Birinci haberimizde bahsetmiştik Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından ikisini beğendi demiştik. O mesajları o Twitter mesajlarını getireceğiz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'da katıldığı bir toplantıda gündeme dair önemli mesajlar vermiş. Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir demişti. Erdoğan o ılımlı mesajlarını Bugün de sosyal medya hesabından sürdürdü. Hemen getiriyoruz ekranlarınıza. Neler yazdı Cumhurbaşkanı? İşte o mesajlar. Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır dedi Cumhurbaşkanı. Bir diğer mesajında da dönem tokalaşma kucaklaşma birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir dedi. Gayemiz milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır dedi yine. Ve terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir diğer mesajında da gücümüzü milletten alarak daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz dedi ki. Bunlar çok önemli mesajlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son mesajı da 2023 Türkiye'sini inşa edecek olan yine milletimizin bizati kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajları oldukça önemliydi. Bunları da aktarmış olalım ve